Chatham House etkisi eskiye nazar var mı halen? Kuvvetli mi Şimdi yani? bu yerler böyle, bakın ben kendi hayatımda da bunları bütün tecrübeler yaşadım. Böyle yerlerde avucu alınıyor. Mesela ben 1991 yılında bana dünyanın işte altın kalem, altın tüy deniyor. Gazetecilik birinci ödülü verilmek üzere Lüksemburg'a çağrıldım ve orada Avrupa Birliği'nin lideri Pools'la görüştüm, kabul edildim. Ki bizim başbakanlarımız falan kabul edilmez. Ve Avrupa Parlamentosu'nda konuşma yaptım. İlk Türk'üm ben orada konuşma yapan. Ve orada şunu söyledim: Kürt meselesine karışmayın. Kürt meselesi bizim meselemizdir, Türk meselesidir. Bunu biz çözeriz. Amerika falan elini bu işten çeksin. Bunu der demez, efendim bana karşı tavır değişti ondan sonra. Ve bana ödül vermek için Lüksemburg'a davet ettiler, yol paralarını verdiler, Avrupa Birliği'nin başkanıyla görüştüler, parlamentoda konuşturdular falan. Ondan sonra ödülün verileceği bir resepsiyon var. İşte Likra, Avrupa'nın büyük sanayicileri, büyük finans kuruluşlarının liderleri falan filan ödül verilecek falan. Aa, ödül İptal verilmeden ettiler. toplantı, resepsiyon bitti. Ondan sonra ben de onlara niçin ödül vermiyorsunuz demedim, bastım Türkiye'ye geldim. Yani bunu şunun için söylüyorum: Türkiye'de parlayan insanlar, etkili olabileceği düşünülen insanlar efendim alınıyor, bu tür süreçlerden geçiriliyor. Chatham House'lar, bilmem neler falan filan. Ondan sonra hadi Orhan Pamuklar, edebiyat kültür alanında veya siyaset alanında çeşitli unsurlar falan oralardan geçirilip Türkiye'nin önüne konuyor. Chatham House'un böyle bu tür kuruluşlar var Batı'nın. İşte Chatham House da onlardan biri. Peki.